hayatın kaynağı, toprağa bereket, evlere enerji, canlılara hayattır su. İnsanoğlu var olduğu andan itibaren hep su kenarlarına yerleşmiş ve sürekli döngü halinde olan sudan faydalanmanın çeşitli yöntemlerini geliştirmiştir. Depolayarak veya biriktirerek ihtiyacını karşılayan insanoğlu, gerek artan nüfusuyla, gerekse doğal olaylar sonucu miktarının azalmasından dolayı su kaynaklarını geçmişe oranla daha büyük ölçekte projeler geliştirerek depolama yolları aramışlar, yerüstü ve yeraltı barajlarıyla bu ihtiyaca cevap bulmaya çalışmışlardır. Alanında en ileri mühendislik bilgisine sahip, gelişmiş kurum kültürü ve tecrübesiyle en zor işlerin üstesinden başarıyla gelen dünyanın sayılı ve saygın kurumlarından Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün asli sorumluluğudur su yapıları inşa etmek ve işletmek. 2003 yılı itibariyle yepyeni bir anlayışa kavuşan ve şahlanışa geçen, yapılamaz, hayal bile edilemez denilen yüzlerce mühendislik harikası esere imza atmış olan DSİ, şimdi de yeraltı barajları konusunda lider olmaya hazırlanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde inşa edilen yeraltı barajları, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli'nin talimatları ve yöneticilerimizin katkılarıyla ülkemizde de inşa edilmeye başlanılmıştır. Yerinde ve derinde depolama. Yeraltı barajı, yeraltı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturmak suretiyle, suyun geçirimsiz birim üzerinde bulunan, akifer içinde depolandığı yeraltı mühendislik yapısıdır. Özellikle taneli sığ akiferlerde, vadilerin daraldığı yerlerde inşa edilmektedir. Ankara'nın Kalecik ilçesinde inşa edilmiş olan Malı Boğazı Barajı, son yıllarda yapılan en önemli yeraltı barajlarından biridir. Bunun yanında ülkemizde DSİ tarafından yapılmış birkaç yeraltı barajıyla başlayan yeraltında depolama çalışmalarımız 2023 yılında tamamlanacak 100 yeraltı barajıyla büyük ivme kazanacaktır. Yeraltı barajları kırsal kesimdeki insanlara daha kaliteli ve sürekli su sağlama açısından çok önemlidir. Bununla beraber yeraltı barajlarının önemli özellikleri, yerüstü barajının jeoteknik olarak yapılamayacağı yerlere yeraltı barajı alternatif olarak düşünülebilmektedir. Yer altına inşa edildiğinden ve kamulaştırma ihtiyacı yok denecek kadar az olduğundan yatırım daha ekonomik olmaktadır. Buharlaşma ve kirlenme olmadığından depolama hacminde su, miktar ve kalite kaybı söz konusu değildir. Tarım ve Orman Bakanlığımızca hazırlanan, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı eylem planı kapsamında inşa edilecek olan 100 yeraltı barajıyla tamamı içme suyuna tahsis edilmesi halinde 750 bin kişiye içme suyu, tamamı sulamaya tahsis edilmesi halinde 80 bin dekar arazi sulanabilecek ve yıllık 60 milyon TL net gelir artışı sağlanabilecektir. DSİ, enerji, tarım, içme suyu ve atık su, çevre ve taşkın yönetimi alanlarındaki muazzam eserlere imza atmış olmanın verdiği tecrübe, ülke ve ülke insanına sağlanacak olan katkılar için üstlenmiş olduğu hayati sorumlulukların bilinciyle, özverili ve büyük bir disiplin içerisinde çalışarak aziz milletimize hizmet etmeye devam edecektir. Vatan için vatan sevgisiyle. 100. yıla yakışan 100 eserle. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışıyor, Türkiye gelişiyor.